Tarım ve enerji sektörlerimizin kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırılarına kadar her aşamasında önümüze çıkartılan nice engellere rağmen tamamladık. Ilısu projesini engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını ve bunların gerisindeki kirli niyetleri unutmadık, unutmayacağız. Bu eser yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır. Barış, kardeşlik, huzur, refah ve güç sembolü olan Ilısu projesi Dicle Nehri üzerinde gerdanlık gibi dizdiğimiz baraj ve hidroelektrik santrallerimizin en büyüğüdür. Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük ikinci gövde hacimli bu barajımız, ön yüzü beton kaplı baraj tipi bakımından da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküpü bulan Ilısu, 1200 megawattlık kurulu gücüyle 4. büyük hidroelektrik santralimiz olarak ülkemize yıllık 3 milyar liralık fayda sağlayacaktır. Bizim medeniyetimizde unutmayın, su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santrali her iki alanda da ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayan bir projedir. Ilısu'nun Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerimizdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu barajın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlarımıza, kurumlarımıza, yüklenici firmalara, mühendisinden işçisine, herkese teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu şu dönemde böyle bir eseri hizmete açmamızın çok daha önemli ve anlamlı olduğunu inanıyorum. Kuraklığın tetiklediği gıda ve aynı şekilde her geçen gün daha belirgin hale gelen enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur. Kendi kaynaklarımıza dayalı yenilenebilir enerji üretimini de en üst seviyeye çıkarmamız şarttır. Dünyanın bundan sonraki dönemine ilişkin senaryolarının önümüze koyduğu karanlık tablo, şimdiden tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Hiç şüphesiz su bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır. Öyle diyor atalarımız. Su ab-ı hayattır.
iklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artmaktadır. Dünyada son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara çıkan nüfusa karşılık yeryüzüne düşen yağış miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Üstelik iklim değişikliğiyle bağlantılı kuraklık, sel, orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır. Su kaynaklarının kullanımının kalite ve miktar yönünden azalması da ayrı bir sıkıntı sebebidir. Mevcut su kaynaklarının %70'ten fazlası tarımda, yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durum özellikle su konusundaki her olumsuzluğun gıda üretimine de yansıyacağı anlamına geliyor. Bilindiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Ben de sizi seviyorum. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. Simülasyonlar 2040 yılında bu miktarın yıllık 1116 metreküp'e kadar düşebileceğine işaret ediyor. Yıllık ortalama yağış miktarımız da 574 milimetre ile dünya ortalamasının altındadır. Bu nedenle elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak durumundayız. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil, mecburiyet haline gelmiştir. Değerli misafirler, geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda üretimi için yaşanacağı anlaşılıyor. İşte bu anlayışla hükümete geldiğimiz günden beri ülkemizi sağlıktan eğitime her alanda olduğu gibi tarım, su ve enerji konusunda da geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduk. Geçtiğimiz 19 yılda su alanında günümüz rakamlarıyla 284 milyar liralık yatırım yaparak 8.817 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla olan 613 barajımızda 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Böylece depolanan su miktarımızı toplamda 179 milyar metreküp'e çıkardık. Aynı dönemde inşa ettiğimiz 1475 sulama tesisiyle yaklaşık 20 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Sadece bu alanlardan ülkemiz ve üreticilerimiz yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağladı. Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında 266 proje ile 5,2 milyon hektar araziyi su ve üretim girdilerini azaltarak ekonomik olarak daha verimli kullanılabilir hale getirdik. Halen 3 milyon hektar alanda çalışmalar devam ediyor. Enerjide de yine son 19 yılda yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı değerlendirmek için 605 hidroelektrik santralini hizmete aldık. Ülkemizin kurulu güç kapasitesini 32 bin megawatttan 100 bin megawata çıkarmak suretiyle kalkınmanın temel altyapısı olan elektrik enerjisinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik. Üstelik bu güç artışının 2/3'ünü
yerli ve yenilenebilir kaynaklarla gerçekleştirdik. Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu ve 21 atık su tesisini hizmete açtık. Bu yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yıllık yaklaşık 3 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet şehirlerimize bu hizmetleri getirmeseydik 2020 ve 2021 yıllarında 44 ilimiz kısmen veya tamamen susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekti. Ülke genelinde 90 ayrı projeyle 18 milyon nüfusa yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyu sağlamak için çalışmayı sürdürüyoruz. Sel baskınlarına karşı kurulan taşkın koruma tesislerinin de yarısını, yani 5140 tesisi son 19 yılda hizmete sunduk. Amacımız her bir vatandaşımızın temiz suya erişimini sağlamak, bereketli topraklarımızı suyla buluşturmak, su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmaktır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz Su Şurası'nın sonuç belgesini 21 Ekim'de kamuoyuna açıkladık. Böylece su ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri belirleyerek suyun geleceğini planladık ve yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapmaya, suyun gücünü milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, bugün açılışını yaptığımız Ilısu'nun su ve enerji yatırımı olmanın yanında kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak yapısal dönüşüm boyutu da bulunmaktadır. Proje kapsamında inşaat çalışmaları yanında çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras konularında pek çok yatırım hayata geçirdik. En çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Bugün buraya Kültür Turizm Bakanımı da yanıma alarak geldim. Niye? Çünkü bütün o kültürel değişimi istiyorum ki yerinde izleyelim ve artık burası turistlerin tamamen uğrak yeri olsun. Hasankeyf ilçemizdeki tarihi eserleri bilim komisyonu ve koruma kurulu onayıyla başarıyla taşıyarak yeni yerlerine yerleştirdik. Bu eserlerden Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Er Rızk Camii ve Eyyubi Camii tek parça. Orta kapı ise üç parça halinde Hasankeyf Kültürel Park alanına nakledilmiştir. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi de yürümüyor. Ayrıca kısmen taşınan veya yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Yeni Hasankeyf ilçemizi bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil, bahçeli, teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. PKK'nın yan kolu HDP. Sizler bu tür şeyleri yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz dertliyiz, dertli. Biz sizlere aşığız, aşık.
Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik. Ayrıca hükümet konağı, belediye, emniyet, jandarma binaları, devlet hastanesi, kütüphane, spor salonu, müze, yüksekokul, arıtma tesisi, cami ve okul gibi kamu hizmet birimleri de tamamlanarak hizmete alındı. Yani biz burada, benim Kürt kardeşlerim var. Bu Kürt kardeşlerimi biz ihmal edemezdik, etmedik ve onlara da bu eserleri kazandırdık. Bölgedeki yolları da daha yüksek standartlı bir şekilde yeniden yaptık. Yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, baraj inşaatı, yol inşaatları ve diğer harcamalarıyla birlikte projenin maliyeti toplamda kaçı buldu biliyor musunuz? 20 milyar lirayı bulmuştur. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem enerji üretecek hem de 1 milyon dekar araziyi sulayabileceğiz. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali geçen yılın 19 Mayıs'ından bugüne kadar yaklaşık 4 milyar kilowatt saat enerji üretimi gerçekleştirerek ekonomimize 2,6 milyar lira katkı sağladı. Bir kez daha bu muhteşem, görkemli tesisin bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ve ben siz değerli kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz AK Parti'yiz. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Gürcüsüyle hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz. Sizden ricam şu, 2023'ün 14 Haziran'ına bir olarak, beraber olarak, İri olarak, diri olarak, kardeş olarak girecek ve inşallah bu bölgelerden büyük bir yekunla, zaferle çıkacağız. Şu anda hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı, Sayın Valilerimizi, Sayın AK Parti Mardin, Şırnak, Batman il başkanlarımızı ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
Veysel Bey. Efendim. Yukarıda sol tarafta. Bak ben de evet, şimdi dua yapmak üzere mikrofonu Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'a takdim ediyorum. Buyurunuz değerli hocam. Amin. Nasıl? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil müttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme iftah aleyna ebdâbe rahmetik. Ve yessir aleyna hazâine fadlike ve keremike ya ekremel ekremin. Ve ya erhamer rahimin. Allahümme ya müfettihal ebbâb. İftah lena hayral bâb. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Ancak senden yardım diliyoruz ve sadece sana ibadet ediyoruz. Bizleri sırat-ı müstakimden ayırma Allah'ım. Her türlü kötülükten, şerlilerin şerrinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorsun ki Estaizu billah ve enzelna minel mu'sirati ma'en seccaca linuhrice bihi habben ve nebate ve cennetin elfafe. Yeryüzünde nebatatı, bitkileri ve her türlü bağları, bahçeleri çıkarmak, yeşertmek için gökyüzünden yağmur bulutlu bulutlardan sular indirdik. Ya Rab, suları indiren sensin. En güzel bir şekilde kullanmayı ve berekete dönüştürmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu anda ülkemizin ikinci büyük barajını açmak üzere burada bulunuyoruz. Elimizi açtık, sana dua ediyoruz. Milletimiz için, bütün ülkemiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle Allah'ım. Kurtlar, kuşlar, bütün hayvanat, nebatat istifade edecek. Ya Rabbel Alemin, bu güzel, büyük eseri milletimiz için hayırlı eyle Allah'ım. Bizler için hayırlı eyle Allah'ım. Bu bölgede yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı eyle Allah'ım. Her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden, afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Topraklarımızın berekete dönüştürülmesine katkı sağlamayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ortadan kaldırmak için gayret edenlerin gayretlerini kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, onları bu niyetlerinde muvaffak eyleme Allah'ım. Kendi kurmuş oldukları hile ve desiseleri, tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazher eyle Allah'ım. Bu büyük eserin yapılmasında emeği geçen herkesten razı ol Allah'ım. Devlet büyüklerimizden razı ol Allah'ım. Mimarından mühendisine, işçisinden memuruna, emeği geçen tüm kullarından razı ol Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle. Bizleri birlik beraberlik içerisinde devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. Milletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahı için, bu toprakları muhafaza etmek için mücadele ederken fedai can eden tüm şehitlerimizin ruhları için, gazilerimizin sağlık ve selameti için, sıhhati için, Allah rızası için El-Fatiha. Amin.
Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, sahnede zat devletleriniz kurdele keserken sizinle aynı zamanda baraj gövdesi üzerinde iki kilometrelik bir kurdele daha var Sayın Cumhurbaşkanım. Devlet Su İşleri personeli sizinle beraber aynı anda 2 kilometrelik kurdeleyi keseceklerdir. Arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mıyız? Evet. Şu anda gövdede olanlara sesleniyorum. Sizler de hazır mısınız? Şöyle işaret buyurun. İşaret buyurun. Evet. Şimdi hep birlikte gövdede bulunan kardeşlerimiz de kesecekler kordeleyi ve bugünün anısına da makaslar hatıra olarak kordeleyi kesenlerde kalacak. Tamam? Ya Allah! Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı hidroelektrik santrali açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin ülkemize ve şehirlerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Günlerken saatleri itibariyle bu alanda bulunan siz saygıdeğer hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlilerine, UMKE, temizlik görevlilerine, teknik ekibe, canlı yayın ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun.